Fox TV'deki işini bıraktıktan sonra İzmir Seferihisar'a yerleşen ünlü sunucu Fatih Portakal, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, "Bana itaat sözü verdiniz" sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne giden Saadet Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Gazete'de Saadet Partililere seslenmişti. Asiltürk, Necmettin Erbakan'dan sonra Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevi kendisine teklif edildiğinde yapılan bir toplantıyı kastederek tek şartının itaat olduğunu ve bunun da o toplantıda olanlar tarafından kabul edildiğini söyledi. Asiltürk'ün yazısından bir bölüm şöyle: "Milli Görüş toplumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan hocamızdan sonra bana teklif edildiğinde bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim. Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz?" dedim. Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı, "Evet, sen bizden zaten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz," dediler. Erbakan hocamız, önemli toplantılara genel idare kuruluyla birlikte bütün milli görüş teşkilatlarını da çağırırdı. Aynı şekilde o toplantıya, genel idare kurulunun yanında, Erbakan hocamızdan sonra partide şu anda görev yapmakta olan birçok arkadaşımızla birlikte parti teşkilatlarımızda görev yapan birçok arkadaşımız da katıldı. Erbakan hocamızın yasaklı olduğu dönemlerde bir arkadaşımız genel başkan olarak görevlendirilirdi. Genel başkan olarak görevlendirilen kişi, davanın başında bulunan Erbakan hocamızdan habersiz hiçbir şey yapmazdı. Kendi görüşüne göre hareket etmezdi. Eğer milli görüşün bu mükemmel düzeni bozulursa milli görüş önce diğer partilerden biri olur, sonra da hiç olur. Erbakan hocamız bu uyarıyı sık sık yapardı, ifadelerini kullandı. Asiltürk'ün tartışma yaratan bu sözlerine ünlü sunucu Fatih Portakal'dan da tepki geldi. Portakal, "Vay, itaat. Demek ki partililerini insan gibi değil, köle gibi görüyor. Bu zihniyettekilere hayır demesini bilin," ifadelerini kullandı.